Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, CHP ve MHP genel başkanlarını darbe girişimi karşısındaki kararlı tutumları sebebiyle teşekkür etmek ve önerilerini almak üzere yarın saat 14'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet etti. Gözler yarın yapılacak kritik toplantıya çevrilirken başkentte bugün de sürpriz ziyaretler vardı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla beraber savaş uçakları ve helikopterler tarafından hedef alınan devlet kurumlarına geçmiş olsun ziyareti yaptı. Orgeneral Akar, darbeciler için bunlar asker elbisesine girmiş yılanlar, çıyanlar, teröristlerdir, dedi. Asker elbisesi giymiş bazı alçakların, uğurlaşmış bazı çete mensuplarının, silahlı kuvvetlerimize sızmış yılanların ülkemize verdiği zarar çok büyüktür. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Ankara'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Hepinize hayırlı başarılı görevler diliyorum. İyi günler. Sağ olun. Sizler sağ olun. Genelkurmay Başkanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın ilk durağı İçişleri Bakanlığı oldu. Maalesef böyle Türkiye bu kadar hayırlıyı yapabilecek bir grubun, bir terörist grubunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asker elbisesi içerisine girmiş ve ülkeye saldırısına maalesef tabir şahit. Zarar veriyorlar. Yazıklar olsun. Bu alçaklar, bu hainler, üniforma giymiş, asker elbisesi giymiş bu hainler ülkemize, milletimize, özellikle silahlı kuvvetlerimize çok büyük zararlar verdiler. Bunlar adalet önünde mutlaka en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Buna hiç şüphemiz yok. Ölürsek şey kalırsa gazi düsturuyla güvenlik konusunda bize düşen görevleri en iyi şekilde yapmaya birlikte devam edeceğiz. Tekrar başımız sağ olsun. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları İçişleri Bakanı Efkan Ala ile birlikte 15 Temmuz'da bombalı saldırıya uğrayan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne geçti. Komutanım. Komutanlar Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde saldırıya uğrayan bölüme karanfil bırakıp şehitler için dua ettikten sonra Orgeneral Akar polislere hitap etti. İşbirliği içinde omuz omuza ülkemizle milletimiz için kan döktük, ter döktük. Azimle, kararlılıkla bu mücadele bugüne kadar devam etti. Biz bunları bir şekilde temizleyeceğiz. Polis, asker daima kardeştir, bir bütündür. Geçmişte kalmayacağız, ileri bakacağız, gerekli temizliği yapıp mücadeleye devam edeceğiz. Akar ve beraberindekiler Gölbaşı'na geçerek Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Akar ve komutanlar burada da karanfil bırakarak şehitler için dua etti. Ziyaretin ardından İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Genelkurmay Başkanı ortak açıklama yaptı. Biz her zaman birlikte çalıştık, birlikte çalışacağız. Ciddi birliktelik birçok odağın harekete geçmesinde de belki etkili olduk. Memleketimizi bölemeyeceklerini anlayanlar kurumlar içerisinde yerleştirdikleri o teröristleri harekete geçirerek kurumların parçalanmasını amaçladılar. Maalesef bu elim çok acı, çok vahim bir olay bize yaşatıldı. Bu rezilliği, bu kepazeliği yaşatanlar hiçbir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak görülemez. Bunlar asker elbisesine girmiş yılanlar, çıyanlar, teröristlerdir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti her boyutuyla, güvenlik boyutu dahil, dimdik ayakta. Asker ve polis arasında hiçbir şekilde hiçbir fitne fesadı kabul etmiyoruz. İnadına birbirimize sarılacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geçen komutanlara saldırıda hasar gören yerler Başkan İsmail Kahraman tarafından gösterildi. Geçmiş olsun. Alçakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatanına, milletine hizmet aşıklığa dolu gerçek evlatlarıyla karıştırmayacağız. Ve inşallah bir daha da bu tekerrür etmeyecek şekilde. Genelkurmay Başkanı Akar daha sonra Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la mutlak itaat ve uyum içinde çalıştıklarını söyledi. Medyada kendisi hakkında yer alan haberlere tepki gösteren Hava Kuvvetleri Komutanı, kendi içimizde yaptığım bir konuşma maksatlı olarak ve çarpıtılarak basına yansıtılmıştır diye konuştu. Herkes evlerine diyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'dan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a güvenmediği yönündeki haberlere yalanlama geldi.
İddialara göre 15 Temmuz gecesi Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Kor General Mehmet Şanver'in kızının düğünü için bulunduğu Moda Deniz Kulübü'nde rehin alınan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal personelini karargâhta topladı. Darbe girişiminde yaşananları öfke ve kızgınlıkla anlatan Ünal, Akın Öztürk Paşa kesinlikle doğru söylemiyor. Genelkurmay'ın açıklaması da doğru değil, hiçbirine kefil değilim dedi. Anadolu Ajansı'na konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı medyada yer alan bu habere tepki gösterdi. Hava Kuvvetleri olarak kendi içimizde yaptığım bir konuşma maksatlı olarak ve çarpıtılarak basına yansıtılmıştır. Orgeneral Ünal, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la mutlak itaat ve uyum içinde olduklarını da söyledi. Biz Genelkurmay Başkanımızla mutlak itaat ve büyük bir uyum içinde gece gündüz demeden yoğun bir gayretle içimizde ur haline gelmiş olan illegal çete mensubu terörist hainleri temizleme çalışmalarımızı büyük bir kararlılık, azim, inanç ve el birliğiyle yürütmekteyiz. Hiç kimsenin bu konuda en ufak bir şüphesi olmamalıdır. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma genişleyerek devam ediyor. Yurt genelinde gözaltına alınanların sayısı 13.165'e yükseldi. Soruşturma kapsamında 5.863 kişi de tutuklandı. Aç kapıyı. 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı her geçen saat artıyor. Yurt genelindeki operasyonlarda 8.838 asker, 2.101 hakim ve savcı, 1.485 polis ve 52'si mülki idare amiri, 689'u sivil, 13.165 kişi gözaltına alındı. 123'ü general, 282'si rütbeli polis, 1559'u hakim ve savcı olmak üzere 5.863 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Cevat Yazgılı, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Fethullahçı terör örgütünün önde gelen isimlerinden Halis Hancı kod adını kullanan Davut Hancı da Trabzon'un Araklı ilçesinde gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Hancı'nın 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bir hafta önce Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Örgütün Bodrum imamı olduğu gerekçesiyle aranan Asım Kod adlı Çağrı Acar da İzmir'in Tire ilçesinde yakalandı. Zanlının üzerinden örgüt içindeki hiyerarşide şifre amaçlı kullanıldığı tespit edilen F seri numaralı 1 dolarlık banknot bulundu. Operasyonlarda gözaltına alınan ve tutuklanan bazı şüphelilerin üzerlerinden de 1 dolarlık banknotlar çıkmıştı. Fethullah Gülen'in yeğeni Muhammed Sait Gülen de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum'da gözaltına alındı. Muhammed Sait Gülen terör örgütü üyeliğinin yanı sıra 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada da sorgulanacak. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dicle Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ayşegül Jalet Saraç'la Fuat Avni operasyonu kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 31 kişiden ikisi tutuklandı. Foça Donanma Deniz Üs Komutanlığı'nda büyük bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele polisleri tarafından Foça Donanma Deniz Üs Komutanlığı'nda arama başlatıldı. Amfibi Piyade Tugay Komutanlığı ve Çıkarma Filo Komutanlığı bünyesinde görevli 201 askerin gözaltına alındığı bildirildi. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele baskın düzenledikten sonra ortadan kaybolan 17 askerin yakalanması için operasyonlar sürüyor. Havadan ve denizden aralıksız devam eden operasyonlar Datça Yarımadası'nda yoğunlaşmış durumda. Muğla'da insan avı 9 günü geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin ardından ortadan kaybolan 17 SAT ve MAK komandosunu yakalamak için başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor. Kaçan askerlerden bazılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaman zaman tatil için gittiği Gökova Körfezi kıyısındaki Bördübet mevkiinde görüldüğü iddiası güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Datça Yarımadası'yla Gökova ve Hisarönü Körfezi, Bordo Bereli askerler, 500 komando ve özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçlerince kıskaca alındı.
İki helikopter havadan termal kameralarla ormanlık alanı tararken, 3 sahil güvenlik botu da denizden çalışmalara destek veriyor. Hisarönü Körfezi ile Gökova Körfezi'nin Marmaris kıyılarında jet skiler dahil hiçbir deniz aracının hareketine izin verilmiyor. Marmaris'in Bozburun beldesi ile Datça arasında bulunan Yunan adası Simi havadan ve denizden ablukaya alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ve 3 helikopter sürekli ada etrafında devreye geziyor. Yunanistan ordusuna ait helikopterlerin de Türkiye istikametindeki deniz yolunu kontrol altında tuttuğu öğrenildi. Aksaz Deniz Üst Komutanlığı sınırlarında da önlemler artırıldı. Bölgede bulunan Balan Dağı'na helikopterlerle komandolar indirildi. Kaçakların dağlık alandan Aksaz Deniz Üst Komutanlığı sınırında bulunan Ekincik mevkiine inerek deniz yoluyla Rodos Adası'na gidebilme ihtimali göz önünde bulunduruluyor. 15 Temmuz'da yapılan darbe girişiminin ayrıntıları her geçen gün daha fazla netleşiyor. Ankara ve İstanbul'dan güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler 15 Temmuz'da yaşananları tüm boyutlarıyla ortaya seriyor. Darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Önce zırhlı araçlar Emniyet Müdürlüğü önüne barikat olarak konulan tomalara çarparak yollarına devam ediyor. Ardından zırhlı araçlardan inen darbeciler kendilerine engel olmak isteyen halkla karşılaşıyor. Askerler kendilerine engel olmaya çalışan halka ateş ediyor. Bu sırada bir kadın vurularak öldürülüyor. Halk buna rağmen geri çekinmeyerek yolu kesen askerlere tepki gösteriyor. O anda askerler ikinci kez kalabalığa ateş açıyor. Bir kişinin vurularak yere düştüğü görülüyor. Darbeciler kendilerine silahlı olduğu halde ateş etmeyen ve durmalarını isteyen polisi de vuruyor. Polis memuru polis aracının yanına giderek kendini korumaya çalışsa da orada şehit oluyor. Ve son karede Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün savaş uçakları tarafından bombalanmasının ardından oluşan alev topu görüntülere yansıyor. 15 Temmuz'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda darbeci askerlere polis özel harekat ekiplerince yapılan operasyonun görüntüleri de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı havadayken Atatürk Havalimanı Hava Kontrol Kulesi'ne yapılan baskında polislerin kapıyı kırarak ateş ettiği görülüyor. Bu sırada bir asker diz çökerek teslim oluyor. Diğer askerler ise yukarı kata kaçıyor. Kısa süre sonra yapılan çağrıların ardından silahlı bir çatışma olmadan diğer darbeciler de teslim oluyor. Darbe girişimi esnasında Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir binasına yansıyan görüntüler iki tutuklama getirdi. Görüntülerde binaya giren askerleri Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç karşılıyor. Tunç'un darbeci albayı içeriye alması ve birlikte çay içmesi görüntülerde yer alıyor. Tunç'un oğlu Lojistik Destek Müdürlüğü yöneticilerinden Ömer Tunç'un ise askerler için yemek hazırlatması da kameralara yansıyor. Darbecilere yardım eden İstanbul Büyükşehir Belediye çalışanı Babaoğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken bir diğer görüntü Çengelköy'den. Kuleli Askeri Lisesi'nin karşısında yer alan Kaymak Mustafa Paşa Camii'ne gelen askerlerin cami ve bahçesindekileri dışarı çıkarttığı görülüyor. 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin merkezlerinden Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde yaşananlar da ortaya çıktı. Darbe girişimine destek veren generaller tarafından ele geçirilen merkezin kapısı kilitlendi. Merkezden verilen emirle nakliye uçakları havalandırıldı. Uçakların bazı birlik ve mühimmatı Ankara'ya getirmesi planlandı. Darbe girişiminin gerçekleştiği gece askeri üst komutanlıklarında yaşananlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bak. 15 Temmuz gecesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında eyleme destek veren generaller harekat merkezine geldi. Kapıları içeriden kilitleyen üst rütbeli subaylar kuvvete bağlı uçaklara iniş ve kalkış emirlerinin verildiği merkezin kontrolünü ele geçirdi.
İlerleyen saatlerde Ankara ve İstanbul'daki darbeci askerlerden gelen destek talepleri üzerine Kayseri 12. Havaalanı Üst Ulaştırma Komutanlığı'ndaki nakliye uçaklarının bazı birlik ve mühimmatı alarak Ankara'ya sevk etmesi amaçlandı. Harekat merkezinden Kayseri'deki 6 nakliye uçağının havalanmasına yönelik emir gönderildi. Emrin ardından Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı devreye girerek komutun geçersiz olduğuna yönelik mesaj gönderdi. Nakliye uçaklarının pilotları üste çağrılırken bazı pilotlar uçmayı reddetti. Kayseri'den havalanan uçaklar belli bir süre sonra Malatya Eraç'taki 7. Anajet Üst Komutanlığı'na indi. Darbe girişimine engel olmak için Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar yolcu uçaklarınca da kullanılan piste girdi. Aralarında iş makinalarının da bulunduğu araçlar pisti kapatarak kullanıma engelledi. Vatandaşlar da 2. Ordu Komutanlığı karargahı önünde toplandı. Belediyeye ait araçların nizamiyeleri kapattığı karargah önünde polisle darbe yanlısı askerler arasında çatışma da yaşandı. Evet, bizde ol! Herkes bizde olsun! Herkes bizde olsun! Darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kuleli Askeri Lisesi'nde görevlilerin mahkeme sorgusunda anlattıkları 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Darbeci komutanların erleri tatbikat yapıldığını söyleyerek kandırdığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 36'sı tutuklanan, 14'ü ise serbest bırakılan Kuleli Askeri Lisesi'nde görevliler o gece yaşadıklarını anlattı. Askeri liseden çıkarak Çengelköy'e sevk edilen askerler arasında yer alan Şafak Korkut, mahkemedeki ifadesinde nasıl kandırıldıklarını açıkladı. Tatbikat olacağı söylendi, rütbelilere talimat verip nizamiyede ünimokları askerleri bindirdi. Araçları kendi şoförleri kullandı. Birer rütbeli olan araçlara erleri doldurdular. Sonra araçlar çıkış yaptı. Karşılarında polisleri gören askerlerin kafası karışmış. Komutanlarımıza ne yaptığımızı sorduk. Tatbikat olduğu, prosedür gereği olduğunu söylediler. Polisleri görünce terörist eylem olabilir, biz de en yakın birliğiz diye çıkarıyorlar sandım. Mahkeme tarafından serbest bırakılan Er Recep Özbakır da rütbeli subayların toplanan kalabalığa ateş açmasıyla şaşkına dönmüş. Üst teğmen hedef alarak ateş etmeye başladı ve çoğu kişi dağıldı. O ateşte ölen olmadı. O esnada tam önümüze bir araç geldi ve ben kaçtım. Yüzbaşı da arkamızdaki aracın arkasına kaçtı. Gelen kişi yüzbaşının silahına saldırdı, birkaç defa vurdu. Bir başka erde mahkemedeki ifadesinde darbe girişimine birliklerinden ayrıldıktan sonra öğrendiklerini söyledi. Albay Mehmet Karapekmez bize yoldaki kişileri sıkı yönetim ilan edildi şeklinde uyarmamızı istedi. Beykoz'a yaklaşınca bazı insanlar karşı gelmeye başladı. Albay Mehmet Karapekmez bunun üzerine havaya ateş etmeye başladı. Bize tatbikat olduğu söylendi. İnsanlar fazla olduktan sonra Kuleli'ye geri döndük. Erlerin ifadesine göre darbeci subayların hedefinde polisler de vardı. Okul komutanı Çevik Kuvvet'ten bir arkadaşı telefonda konuşurken gördü. Sonra Çevik Kuvvet arkadaşı darp etmeye başladı. Çok sinirlendi. Kendi tüfeğindeki mermiyi ağzına verip vuracağını söyledi. Zaten öncesinde birkaç sivili de darp etmişti. Erler çok şaşkındı. Sevgili izleyenler, bültenimize sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Bursa'da tabakhaneler bölgesinde helyum gazıyla balon dolduran bir tesiste yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıntıları olay haber muhabiri Hakan Gönül'den alacağız. Hakan, son durum nedir? Evet Veysel, şu anda Bursa yaklaşık 20 dakika önce polis merkezine düşen bir anons üzerine merkezinin olay yerine bir ekip sevk etmesinin sonucunda dumanlar öncelikle yerine daha ufak bir yangın almıştı. Fakat kısa bir süre sonra yangın şiddetini artırarak yoğun bir duman bulutunu ve bu bulutların da tüm şehirden görünmesine ve şehirde yaşayan insanların da korkusuna yol açmıştı. Şu anda olay yerine birçok polis ekibi sevk edildi. Etrafta meraklı bekleyişler sürüyor. Bursa'da helyum gazıyla şişirilen balonların şişirildiği bir fabrikada meydana gelen patlama. Fakat patlamanın olduğu yerin yakınında bir tane lastik deposu var ve şu anda yangın oraya sıçramak üzere. Polisle oraya sıçramaması için soğutma çalışması yapıyor. Bunun yanında yaklaşık 50 metre yakında bulunan diğer bir büyük tehlike benzin istasyonunda olması. Şu anda takviye ekiplerinin de gelmesiyle birlikte bu yangının benzinle sıçramaması için yoğun bir önlem. Evet, şu anda patlamalar sürekli meydana geliyor. Konuşmakta da güçlük çekiyorum. Çok yoğun bir duman altındayız burada. Evet, yangının
şu anlık durumu hiçbir şekilde söndürülemiyor. Alevler gitgide patlamalar şiddetini arttırıp dumanlar oldukça yükselişte. Aldığımız bilgilere göre şu anda yaralı sayısı yok, yaralı yok. Bu bize sevindiren bir haber oldu. İtfaiye ve polisin yoğun mücadelesiyle trafik birçok noktadan kapatıldı. İnsanlar uzaklaştırılmaya çalışıyor. Yardımcı takviye için itfaiyeler, yardımcı takviye ekip istediler itfaiyeden. Onların gelmesi bekleniyor. Çünkü yoğun bir yangın olduğu için birkaç aracın yeterli olmadığı saptandı. Şu anda olay yani birçok yerden itfaiye ekibi sevk ediliyor. Şu anlık burada aktarılacaklarım bu kadar. Yangının kısa sürede kontrol altına alacağını söyledi az önce itfaiyelerinden biri. Çünkü çok sayıda itfaiye burada ve daha da geleceği söyleniyor. Şu anda korkulacak pek fazla bir şey yok. Fakat etrafa saçılan patlamalar sonucu parçalar ve duman şehri siyah boyamış durumda burada. Şu anda buradan aktaracaklarım bu kadar Veysel. Hakan, trafik kontrollü olarak sağlanıyor dedin. Ana cadde yani Merinos sıcak su bölgesine yakın mı yoksa daha aşağı bir bölgede mi kalıyor? Bu sıcak suyun orada bulunan eski tabakhaneler dediğimiz bölgenin metruk binaların olduğu yerin hemen yakınında, daha doğrusu içerine girmeden caddeye yakın benzinlik ana yol üzerinde bulunan benzinliğin hemen yaklaşık 100 metre arkasında kalıyor bu yer. Evet. Trafiği de aksamak yani şu anda aksatmış durumda çünkü dumanlar alçaktan yukarı doğru gittiği için caddeye doğru yoğun bir duman hakim. Bu da trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor ve meraklı insanların da aracını yol kenarına çekip araçtan inerek yangını seyretmesi trafiği feci şekilde aksatmış durumda. Şu anda benim görebildiğim kadarıyla caddeyi göremiyorum ama benim eğer oradaysa da oraya da bir trafik ekibi muhakkak sevk edilip yolun girişi rahatlatılacak diye düşünüyorum. Şu anda benim yani buradan caddeyi ben göremiyorum çünkü ben oldukça yakınım olay yerine ve hala patlamalar devam ediyor. Bu arada bir tane bulunan bir evin içerisinde motor saptandı itfaiye. Onun da patlaması için şu anda müdahale ediyor, içeri girdi. İki tane itfaiye de motoru içeriden çıkartmaya çalışıyorlar. İlk olarak içeride birinin olduğunu zannettiler fakat dumanların hızını kesmesiyle motor oldu anlaşıldı ve şimdi evet motor da çıkarıldı. Etrafında bulunabilecek bütün tehlike yaratacak bütün mekanlar boşaltıldı. İnsanlar uzaklaştırılıyor. Veysel, şu anlık burada durum bu şekilde ve birazdan da zaten size aktaracağımız görüntülerle de peki. Olayları ekranlara getirmiş olacağız. Evet, bizler de zaten Büyükşehir Belediyesi'ne ait kameralardan olay yerinin yaklaşık bölgesini izleyenlerimize aktardık. Şu anda ciddi bir tehlike olmadığını söyleyebiliriz Hakan Gönül'ün aktardığı bilgilere göre. Evet, bültenimize devam ediyoruz sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü Türkiye'nin 15 Temmuz Türkiye'sinden daha güçlü olduğunu söyledi. Buldukları her fırsatta önümüzü kesmeye, ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar diye konuşan Erdoğan, ordu içindeki üniforma giymiş teröristleri üzerimize sürenlerin amacı da aynıdır dedi. Yarınki Türkiye bugünkünden çok daha güçlü olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81 ilde meydanlarda toplanan vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan seslendi. Milletimiz müşteri olsun. Türkiye terör örgütleri vasıtasıyla önüne kurulan tuzakları birer birer bozarak yoluna devam ederken üstesinden geldiği her saldırıdan zayıflayarak değil, tam tersine güçlenerek çıkmaktadır. Bugünkü Türkiye 15 Temmuz akşamı Türkiye'sinden daha güçlüdür. Çünkü hastalık teşhis edilip yaraya neşter vurulmuş, operasyon başarıyla sürdürülmektedir. Her fırsatta Türkiye'nin önünün kesilmek istendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, 15 Temmuz darbe girişiminin de bunun son örneği olduğunu kaydetti, önemine vurgu yaptı. 15 Temmuz, milletimizin kökü nerede olursa olsun, iradesini hangi odağa teslim ederse etsin, bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı tarihi bir meydan okumasıdır. Türkiye'nin önünde kimse duramaz. İşte bunu bildikleri için buldukları her fırsatta önümüzü kesmeye, ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar. Kendi güçlerinin yetmediği yerde çevremizdeki
ve içimizdeki ihanet şebekelerini harekete geçiriyorlar. Şimdi çalışma zamanı diyen Erdoğan, darbe girişimine katılanlardan hesap soracaklarını söyledi. Türkiye'yi bu ihanet çetesi mensupları aracılığıyla, bu vatan hainleri vasıtasıyla tehdit edeceklerini, devleti teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz akşamı harekete geçenler, ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır. Bu sözüm maşalarla birlikte onları bir katil sürüsü halinde sokaklara salanlar için de geçerlidir. Hepsini biliyoruz. Vakti saati geldiğinde onların hesaplarını da önlerine koyacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da silahlı kuvvetlerin de kurtarıldığını vurguladı. Son 3 yıldır da FETÖ denilen bu örgütü önce yargı ve polis içindeki mensuplarıyla, onlar başaramayınca ordu içindeki üniforma giymiş teröristleriyle üzerimize sürenlerin amacı da aynıdır. Ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemek isteyenlerin azgın piyonları olan teröristler, milletin ortak iradesi, sarsılmaz cesareti karşısında bir kez daha bozguna uğradı. 15 Temmuz'da aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizi de bu asker elbisesi giymiş teröristlerin saldırısından kurtardık. Erdoğan'dan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına da tepki geldi. Adeta darbecilerle kol kola çalışan bir takım güçlerin sabotajlarına rağmen ekonomimiz kendi rayında istikrar içinde işleyişini sürdürüyor. Ülkemizin kredi notunu indiren o kuruluşun veya kuruluşların böyle bir yetkisi yoktur. Hiç kimseyi ikna edecek bir gerekçeleri de yoktur. Ekonomimizin tüm göstergeleri dünyanın pek çok ülkesinden çok iyi durumdadır. Başbakan Binali Yıldırım'dan 15 Temmuz gecesi yaşadıklarına ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi. Gece boyu aradığı kimseye ulaşamadığını kaydeden Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı'nın kurtarıldıktan sonra Çankaya Köşkü'ne tüm General Mehmet Dişli ile gelmesine sinirlendiğini söyledi. Bu bir kalkışma. Ve bu kalkışma silahlı kuvvetler içerisinde bir grubun işidir. Başbakan Binali Yıldırım katıldığı canlı yayında 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Tuzla'da konuta varınca zaten varmadan öğrendik bir gariplikler olduğunu ve orada hemen Genelkurmay Başkanı'nı aradık, telefonu çalıyor, cevap vermiyor. İçişleri Bakanı'nı arıyoruz, telefonu kapalı. Kim arıyoruz? Ses yok. Ya bu sefer tabii biraz daha işin ciddi olduğu kanaati bizde hasıl oldu. İstanbul'dan Ankara'ya eşiyle birlikte hareket ettiğini belirten Yıldırım, Ankara yolu üzerinde jandarmanın kendilerine ateş açtığını söyledi. Evden çıktık, ana yola katılacakken tanklarla karşılaştık. Böyle bize dur dur diye işaret ettiler. Ilgaz sapağında ana yola Çankırı tarafına geçecekken hemen baktık bir jandarma aracından ateş açıyorlar bize. Lan ne iş bu durup dururken? Bir 500 metre geriye kadar gittik. Menzilden dışarı çıktık. Yıldırım o geceye dair kendisine en çok öfkelendiren olayı da anlattı. Şimdi tabii havadan taarruz var. Ankara, İstanbul ağırlıklı. Hava savunma komutanlığı var Eskişehir. Orayı aradık. Dedi ki kardeşim ya bir şeyler yapın. Şu uçakları durdurun. Şu bir sürü böyle mazeret. Tabii biz de canımız sıkılmış, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Ondan sonra efendim yazılı emir verin. Öyle deyince benim tepem attı. Ağzıma geleni söylemeye başladım. Artık çok sinirlenmişim. Her şeyi söylüyorum. Gecikmeler oldu ama yaptılar. Emri yerine getirdiler. Yıldırım Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Çankaya Köşkü'ne soruşturma kapsamında tutuklanan tüm General Mehmet Dişli ile gelmesine de sinirlenmiş. Doğru açıkçası ben geldim, bir arkadaş var orada, bu kim dediler. Dişli, bunu ne işi var filan dedik burada.
Yani hem işin içindesiniz hem burada serbestçe dolanıyorsunuz. Yani burada bir gariplik var dedi. Gereği yapıldı ondan sonra. Başbakan Yıldırım, MİT ve Genelkurmay'dan istihbarat gelmemesine yönelik yanıtların tatmin edici olmadığını açıkladı. Bu sır olmaktan çıktı. Evet. Cumhurbaşkanımıza da bana da bu darbeyle ilgili önceden bir bildirim olmadı. Bunu sordum. Yani Genelkurmay Başkanı'na da, efendim, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'na da sordum. Ama tatmin edici bir cevap alamadım. Şu anda tabii bununla uğraşacak, o an için uğraşacak vaktimiz yok. Başbakan'a göre tehlike hala devam ediyor. Niye tehlike devam ediyor? Her ne kadar gerekli atamalar yapıldı, yerine konduysa da yine ola ki içeriden yenilmişlik duygusuyla hareket edip çılgınlık yapmaya kalkanlar olabilir. Tedbirlerimizi alıyoruz ama %100 emin olmamız lazım. Darbe soruşturması kapsamında yüzlerce özel okulun kapatılması ve binlerce öğretmenin açığa alınmasıyla birlikte ortaya çıkan açığın nasıl kapatılacağı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, açığa alınan öğretmenlerin yerine bu yıl içinde 20 bine yakın öğretmen alımı yapılacağını söyledi. Yeni çıkan durum karşısında kamu görevlilerinden ilişiği kesilecek öğretmenlerin yerine bu yıl öğretmen alımını yapacağız. 2016 yılında öğretmen alacağız. Sözleşmeli ve mülakatla. Milli Eğitim Bakanı darbe soruşturması kapsamında görevden alınan binlerce öğretmenin yerine yeni atama yapacak. Açıklama Bakan İsmet Yılmaz'dan geldi. Onların öğretmenlik lisansı iptal olmuştur. Açığa alınan öğretmen sayısı artı bir de bu özel okullardan devlete geçtikten sonraki ihtiyaç olan öğretmen sayısı kadardır. Bu da 21'in üstünde bir rakam demektir. Ama ilerleyen süreçte bu rakamı kesinleştireceğiz. Bakan Yılmaz'a kapatılan okullardaki öğrencilerin durumu da soruldu. Şunu söylüyoruz öğrencilerimize. Hiç kimse mağdur olmayacaktır. Eskisinden çok daha iyi bir eğitimi inşallah evlatlarımıza vereceğiz. Devlet eliyle. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz kapatılan tüm okulların bakanlığa devredileceğini de söyledi. Öğrenciler bizim öğrencilerimiz ve hiçbirisini mağdur etmeyeceğiz. Gerek birçokları özel okula gidiyor, birçokları devlet okulumuzda hazır. O okulları da devletin malı olan o okulları da biz işleteceğiz. Ama öğretmenlerin bir öğretmen lisansı iptal edilmiştir. O öğretmenlerle değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni alacağı öğretmenlerle eğitime devam edeceğiz. Demokrasi nöbetleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülen milyonlar birçok kentte demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara akın ediyor. İstanbul'da dün protestoların merkezi Taksim Meydanı'ydı. Bakanlar seçim bölgelerinde vatandaşlara seslenirken yeni evli çiftlerse nikah salonlarından meydanlara koştu. Darbe karşıtı protesto gösterileri tüm yurtta devam ediyor. İstanbul'daki protestoların merkezi Taksim Meydanı'nda eski futbolcular sahnedeydi. Dört büyük takımda ve birçok takımda oynamış arkadaşlarımız var ama bu akşam, bugün takım yok, sadece tek bir renk var. O da kırmızı beyaz. Anadolu Ateşi dans topluluğunun gösterisi ilgiyle izlendi. Vatan Caddesi'ndeki protestolarda vatandaşlara hitap eden ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun duasına binlerce kişi amin dedi. Kardeşlerimizin duası hürmetine tümümüzün duasını kabul eyle ya Rabbi. Şehitler için Fatih Camii'nde sabah namazının ardından Kur'an okundu, dualar edildi. Allah ve şehadet diye kilitlenenle. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Yozgat'taki demokrasi nöbetine katıldı. Bu Fethullahçı terör örgütünü kullanan yabancı güçlere de diyorum ki bakın bu Fethullahçı terör örgütü artık kullanışlı bir maşa olma vasfını kaybetmiştir. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da Sivas'taydı. 9 gündür meydanlardasınız ve kendi iradenize sahip çıkıyorsunuz. Bir destan yazdınız. Böyle bir destan daha önce dünyada yazılmadı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Şanlıurfa'da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da demokrasi nöbeti tutanlara seslendi. Her şeyi var eden Allah'ım, yüceler yücesi Allah'ım, ne büyüksün sen. Erdoğan'ı da yeriz filan dediniz. Yedirmeyiz, yedirmeyiz. Darbenin başarısız olmasından dolayı üzülenler de var.
çok affedersiniz, Türk milletini koyuna benzetenler var. Nikah salonundan ayrılan çiftler de soluğu meydanlarda aldı. Karabük'te yeni evlenen yüzbaşı darbe karşıtı protestolara eşiyle birlikte katıldı. Gaziantep'te de damat ve gelin platformdaydı. Çorum'da ise demokrasi nöbetine katılan gelin ve damada evlilik cüzdanlarını belediye başkanı Muzaffer Külcü verdi. Rize Cumhuriyet Meydanı'nda da benzer görüntüler vardı. Bursalılar da demokrasi nöbetini bırakmıyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Müezzinoğlu, devletteki hainlere bedel ödetmek için olağanüstü hal ilan edildiğini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyiz diyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ise darbe girişiminde bulunanlar için bunlara hayvan demek hayvana hakarettir ifadelerini kullandı. Bursalılar 15 Temmuz darbe girişimine karşı sokakları ve meydanları doldurmaya devam ediyor. Kent konseyi öncülüğünde Ulu Cami önünde buluşan yüzlerce kişi mehter takımı eşliğinde demokrasi meydanına yürüdü. Demokrasi meydanı yine hınca hınç doluydu. Bursalılara ilk hitap eden isim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Müezzinoğlu'ydu. Büyük millet olmanın, büyük devlet olmanın bütün özelliklerini hep beraber gösterdik. Bu fotoğrafı hainler görsün ve bizden korksun. Sesinin kısılması nedeniyle konuşmasını kısa tutan Müezzinoğlu, olağanüstü hal uygulamasının amacına değindi. İlk defa millete yanlış yapan devletteki hainlere bedel ödetmek için olağanüstü hal ilan ettik. Başkalarına hizmet eden hainleri bu devletin her kademesinden ayıklayacak ve milletimizin yarınlarını bugünden daha huzurlu ve daha güvenli yapacağız. Müezzinoğlu'nun ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik konuştu. Çanakkale geçilmez diyen bu halkı hesap edemediler. Türkiye'de halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı yakın olan Yunan adalarına kaçar gider diye zannettiler. Abdülhamit Han'ı hallettiniz. Siz bu hilelerle rahmetli Menderes'i yediniz. Özal'ı yediniz. Muhsin Yazıcıoğlu'nu yediniz. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyiz. Çelik darbe girişimine kalkışanları sert sözlerle eleştirdi. İçinizden biriler diyebilir ki bunlar hayvan filan diyebilir. Ama Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanı olarak diyorum ki bunlara hayvan demek hayvana hakarettir. Bakan Çelik Türkiye'nin darbeler tarihini hatırlatarak uluslararası güçlere göndermede bulundu. Kaç kere darbe yaptırdınız? Her defasında darbeler bitince bizim çocuklar başardı dediniz. Sizin çocuklar 15 Temmuz gecesi çuvalladılar. Bursa'da darbe girişimi protestosu sabahın ilk ışıklarına dek sürdü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Müezzinoğlu Bursa'da partisinin gençlik kolları üyeleriyle bir araya geldi. 15 Temmuz gecesi depremin büyüğünün atlatıldığını belirten Müezzinoğlu, sıra sistemin kanser hücresi üretmesini engellemekte dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Müezzinoğlu Bursa'da partisinin gençlik kolları üyeleriyle bir araya geldi. Çanakkale ruhunu tarihi süreç nasıl devam ederse etsin, yaşatacak bir millete mensup olmanın da onurunu ve gururunu yaşadık. Müezzinoğlu darbe girişiminin engellenmesinde özellikle kadınların ve gençlerin sokağa çıkması işin kırılma noktası oldu dedi. Çanakkale ruhu meydanlardaydı. Çanakkale ruhu tankların önündeydi. Önemli bir depremin atlatıldığını belirten Müezzinoğlu, sıra sistemin kanser hücresi üretmesini engelleyecek önlemleri almaya geldi diye konuştu. Şimdi depremin büyüğü atlatıldı. Bundan sonra artık yöneticilere,
sorumluluk düşüyor. Siyasi partilere sorumluluk düşüyor. Sivil toplum örgütlerine ciddi sorumluluk düşüyor. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, darbe girişiminin hiçbir gerekçesi olamayacağını söyledi. Darbe karşıtı protestolara saygı duyduklarını belirten Demirtaş'tan provokasyon uyarısı da geldi. Darbelerin karşısında olacağız. Junta'nın karşısında olacağız. Bu katliamcı zihniyetin karşısında olacağız. Partisinin Bursa İl Örgütü'yle bir araya gelen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın gündeminde 15 Temmuz darbe girişimi vardı. Ülkedeki yönetim ne kadar yanlış olursa olsun, eleştirilerimiz ne kadar yüksek olursa olsun, görevde olan bir yönetime askeri darbeyle müdahalenin hiçbir makul gerekçesi olamaz. Demirtaş, KCK davalarını hatırlattı, süreci cemaatin yürüttüğünü iddia etti. Gülen cemaatinin en fazla darbesini yemiş olan da biziz. 10 bin arkadaşımızı bir yıl içinde tutukladılar bunlar. 10 bin arkadaşımız. Dosyayı hazırlayan polis cemaatçiydi. İstihbaratı veren MİT'çi cemaatçiydi. Tutuklamayı yapan savcı hakim cemaatçiydi. Darbe karşıtı protestolara saygı duyduklarını belirten HDP Eş Genel Başkanı provokasyon uyarısı yaptı. Kışkırtmalar yapmak isteyenler olabilir. Dikkatli olun. Meydanda alanlarda olanlar, AKP'liler, AKP taraftarları dikkatli olun. Biz de dikkatli olalım. Siz de dikkatli olun. Bizi birbirimize kışkırtmak isteyenler olacaktır. Tunceli'de teröristler polis kontrol noktasına roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Saldırıda bir polis şehit oldu, iki polis yaralandı. Acı haber bu kez Tunceli'den geldi. Gece yarısı Tunceli Ovacık Karayolu'ndaki polis kontrol noktasına roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Polislerin karşılık vermesiyle çatışma çıkarken açılan ilk ateşte bir polis şehit oldu. Ağır yaralanan iki polis memurundan biri ise Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve zırhlı araç sevk edilirken kaçan teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı. Doğum gününde şehit olan 26 yaşındaki polis memuru Kaan Kılıç'ın ateşi ise İzmir'e düştü. Bornova'daki baba evine acı haber Emniyet Müdürlüğü yetkililerince verildi. Galip Rabia Kılıç çiftinin oğullarını görmek için görev yaptığı Tunceli'ye gitmek istedikleri ancak darbe girişimi nedeniyle geri döndükleri öğrenildi. Şehidin Facebook sayfasından yaptığı paylaşımsa dikkat çekti. Şehit Kılıç için Elazığ Havalimanı'nda tören düzenlendi. Acılı şehit babası Galip Kılıç idam isteğinde bulundu. Törenin ardından şehit Kılıç'ın naaşı İzmir'e uğurlandı. Başbakan'a sesleniyorum, meclise sesleniyorum. İdam getirilsin. Başka kurtulmaz bu memleket. Asılsın bu hainler. Şehit Kaan Kılıç'ın naaşı pazartesi günü Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sabah saatlerinde 4 ayrı üst bölgesine eş zamanlı taciz ateşi açıldı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4 askeri üsse eş zamanlı saldırı düzenlendi. Sınıra sıfır noktadaki Gazitepe, Gezgintepe, Karataş ve Çayırlı askeri üs bölgelerini hedef alan teröristler saat 05.45 sıralarında roket atar ve otomatik silahlarla ateş açtı. Teröristler askerlerin anında karşılık vermesi üzerine kaçarken saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. Hakkari kent merkezinde ise teröristlerce yola döşenen 3 el yapımı patlayıcı imha edildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde ise güvenlik güçleri arama tarama faaliyetleri sırasında 3 teröristin battaniyeye sarılı cesedini buldu. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 11 terörist yakalandı. Eskişehir'in tarihi odun pazarı bölgesindeki bir kafede çıkan yangın büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangında bir dernek binasıyla 4 iş yeri hasar gördü.
Eskişehir'de alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Tarihi Odun Pazarı bölgesindeki bir kafede gece saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı iş yerindeki tüpün patlamasıyla vatandaşlar sokağa döküldü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yetersiz kalınca takviye ekipler istendi. Bu sırada alevler Mihalı Çıklılar Derneği ile 3 iş yerine daha sıçradı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangında dernek binasıyla 4 iş yerinde hasar meydana geldi. Yangını duyan AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da Odun Pazarı meydanına gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangında Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali bulunduğunu öne süren Günay'ın cep telefonuyla söndürme çalışmalarını kaydetmesi dikkat çekti. Sevgili izleyenler, Bursa'da da yangın paniği yaşanıyor. Bir 15 dakika önce Olay Televizyonu muhabiri Hakan Gönül'e bağlanmıştık. Tabakhaneler bölgesinde bir yangın vardı. Balon dolum tesisinde, üretim tesisinde bir yangın vardı. Son durumu yeniden Hakan'dan alacağız. Evet Veysel, şu anda az önce de bahsetmiştim. Balon şişirme fabrikasında, balon dolum fabrikasında meydana gelen patlama itfaiye müdahalesiyle yetiştirilmiş, fakat alevler tekrardan rüzgarın etkisiyle çoğaldı ve şu anda İzmir yolu trafiğe çift taraflı kapatıldı. Kent meydanından İzmir yoluna doğru gidecek güzergahtaki trafik Merinos kavşağından alt yakın çevre yoluna sağlanmakta. Bu arada şu anda Burulaş gördüğüm kadarıyla tramvay hattında durmuş durumda. Tramvaylar çalışmıyor. Çünkü buradaki yoğun duman neredeyse Uludağ'ın eteklerine kadar uzanmış ve kalın bir set çekmiş durumda. Yani doğudan batı görünmüyor şu anda. Ve arka arkaya patlamalar geliyor. Polis tekrar uzaklaştırmaya çalışsa da burada birçok insan toplandı. Yan tarafta bulunan lastik deposundaki lastikleri yaklaşık 100-200 kişi hızlı hızlı boşaltmaya çalışıyorlar. İçerideki bütün lastiklerin boşaltması tabii biraz zor çünkü büyük bir lastik deposu. Fakat herkes şu anda, çocuğu büyüğü, herkes lastikleri uzaklaştırıyor yangı yerinden. Benzinlik demiştim az öncedeki bağlantımda da, yaklaşık 100 metre yakınında. Oraya sıçramaması için de itfaiyenin doğu ve batı kısmından yangın için gelen takviye ekiplerle birlikte müdahalesi sürüyor. Etraftaki kuru otların da soğutma çalışması yapılıyor, ıslatılıyor yangın ilerlemesin diye. Fakat şu anda tekrardan bir patlama meydana geldi ve ufak çaplı kaçışlar başlıyor. Polis yetersiz kalıyor, şu anda çevik kuvvet ekibi de dahil oldu olan yerine. Şu anda burası mahşer yeri gibi, çok kalabalık diyebiliriz. Görevliler işlerinde biraz zorlanıyorlar. Fakat birçok insanla yardım etmeye çalışıyor. Evet, şu anda ben İzmir yoluna doğru çıktım. Gene lastikçilerin oradayım. Bir başka lastik deposunda bulunduğu yerde. Gene aynı müdahale ve çevik kuvvet de şu anda yardım ediyor bu şeye. Tüm gücüyle şu anda yangının olduğu yerde çevredeki fabrikalara yardımcı olmaya çalışıyor. Yangının çıkan dumanlar şehrin iç kısmında bulunan birçok yerden görünüyor. Ve şu anda... Evet Hakan, bizi bir yandan sen konuşurken görüntüleri de ekranlara taşıyoruz. Gerçekten evet. Yangının boyutunu zaten görüntüler ortaya sürüyor. İzmir yolu da trafiğe kapatılmış durumda. Senin verdiğin bilgiye ek olarak Bursa Ray Seferleri durduruldu. İşte vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi'nin kameralarından şu anda aktardığımız görüntülerde vatandaşların cadde üzerinde, yol üzerinde endişeyle olup biteni izlediğini görmekteyiz. Trafik akışı durdurulmuş şu anda İzmir istikametine girişte. Evet, şu andan da ekranlarımıza yansıyor. Tabakhaneler bölgesinde çıkan, balon üretim tesisinde çıkan yangının boyutunu, işte siyah dumanlar Bursa semalarını kaplıyor şu dakikalar itibariyle. Evet, itfaiye ekipleri, kaç itfaiye ekibi var Hakan bu arada? Şu anda... Evet Hakan. Veysel. Hakan, sesini duymakta güçlük çekiyoruz ama... Veysel, şu anda buraya çağrılmış itfaiye sayısı 20'ye yakın itfaiye aracı bulunmakta. Yakın
ilk olarak yakın merkezlerden gelen itfaiye ekipleri yetersiz kalınca su tankerleriyle, takviye ekiplerle, diğer ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yanında dozerler ve keseler de şu anda olay yerine getirildi. Çünkü lastikleri boşaltmak için keselerle ve kamyonlarla şu anda boşaltıyorlar buradan. Evet. 25-30'a yakın itfaiye aracı, çok sayıda polis, Yunus ekibi olsun, trafik polisi olsun. Tabii çevrede güvenlik önlemi de alındı. Evet. Şu anda yani Bursa'nın bütün güvenlik birimleri burada diyebiliriz. Şu dakika itibariyle sen biraz önceki bağlantımıza da belirtmiştin. Biraz önce de belirttin. Hemen 100 metre gerisinde benzin istasyonu olduğunu ifade ettin. Çevresinde yine hali hazırda üretim tesisleri, fabrikalar olduğunu belirttin. Çok tehlikeli bir noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sürüyor. Herhangi bir amirle, yetkili isimle konuşma fırsatın oldu mu acaba bu süre içerisinde? Şu anda öyle bir fırsatı yakalayamadım çünkü o yetkili kişiler de şu anda en önde olaya müdahale olduğundan dolayı onlar iletişime geçemiyorum. Fakat şimdi aldığım bir bilgiye göre yaralı iki kişiye ulaşılmış. Onlar da ambulansla yakında bulunan devlet hastanesine götürülmüşler aldığım son dakika bilgisiyle. Evet, hemen bunu tekrar edelim. Tabakhaneler bölgesinde çıkan yangında ve büyük korkuya, paniğe yol açan yangında iki kişi yaralandı. Onlar da büyük ihtimalle Çekirge Devlet Hastanesi de tedavi altına alındılar. Evet, şu anda bölgeden İzmir istikametine gidişte görmüş olduğunuz gibi trafiğin kesintiye uğradığını, yangın nedeniyle aynı zamanda Bursaray seferlerinin de durdurulduğunu belirtelim. Görüntülere de yansıyor. Vatandaşlar yol üzerinde endişeyle yangını, çalışmaları izliyorlar. İşte olay yerinden, yangın yerinden ilk görüntüler, taze görüntüler. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları yeniden ekranlarınıza geliyor. Evet Hakan, ekleyeceğin bir şeyler var mı? Veysel, tekrarlayayım. İki kişinin yaralanmasının dışında şu anda herhangi bir bilgi elime ulaşmadı. Ben tekrardan burada yangın bitene kadar bulunacağım için eğer önemli gelişmeler olursa tekrardan size aktarmaya devam edeceğim buradan. Teşekkürler. Teşekkürler Hakan. Evet, tekrar edelim. Tabakhaneler bölgesinde yaklaşık 19 civarında balon üretim tesisinde, ki bu balon üretim tesisi helyum gazıyla balonları dolduran bir üretim tesisi, bir patlama meydana geliyor. Patlamanın hemen ardından yangın çıkıyor. Ekranlarınıza da yansıyor. Çevresinde üretim yapan fabrikalar var. Yine patlamaya müsait malzemelerin bulunduğu üretim depoları var. Yine hemen 100 metre ötesinde bir benzin istasyonu var bu balon üretim tesisinin. Bursa semalarını siyah dumanlar kapladı. Yangın hala devam ediyor. Yer yer patlamalar da meydana geliyor. Hakan'la konuşurken patlamalara da şahit olduk. 20 kadar itfaiye aracının, itfaiye ekibinin orada bulunduğunu, alevlere müdahale ettiğini belirtti olay haber muhabiri Hakan Gönül. Yine belediye işçileri ve araçlarıyla da, iş makineleriyle de yangına müdahale ediliyor. Şu an itibariyle çevredeki otlarda soğutma çalışması yapılıyor. Aynı zamanda şimdi ekranlarınıza yeniden geliyor. İzmir istikameti trafiğe kapanmış durumda. O bölgeden itibaren yine Bursaray seferleri de tekrar hatırlatalım. Şu anda durdurulmuş durumda. İki yaralı var bu yangında şu an. Elimize geçen bilgiler ışığında söylüyorum. İlk belirlemelere göre iki kişi yaralandı. Onlar da çevre hastaneye kaldırıldı. Evet, elimize şu anda ulaşan en son bilgiler bunlar. Akşam saatlerinde Bursa'da büyük panik ve korku yaratan yangın devam ediyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Evet, gelişmeler oldukça Hakan Gönül'e yeniden bağlanacağız. Ancak şimdi sıradaki haberimize devam ediyoruz. Bursa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları orman yangınlarını da beraberinde getiriyor. Nilüfer ilçesine bağlı Dağ Yenice Mahallesi yakınlarında çıkan yangında
10 dönümlük alan küle döndü. Yangın ekiplerin 1,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bursa'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan küle döndü. Nilüfer ilçesine bağlı Dağ Yenice mahallesindeki gölet kenarında bulunan alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yan taraftaki ağaçlık alana sıçradı. Gölet kenarında piknik yapan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterin havadan müdahalesiyle yangın yaklaşık 1,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. Bursa'da kontrolden çıkan araç önce elektrik direğine ardından da duvara çarptı. Mudanya Caddesi Ata Bulvarı kavşağında bir kişinin öldüğü, bir kişinin ise ağır yaralandığı kazada elektrik direğinin üzerine düştüğü otomobilde bulunan MHP İl Başkanı Tevfik Topçu ölümden döndü. Bursa'da trafik kazası can aldı. Kaza Nilüfer ilçesi Mudanya Caddesi Ata Bulvarı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Celal Güneşler İdaresi'ndeki araç kontrolden çıkarak önce elektrik direğine ardından da duvara çarptı. Kazanın hemen ardından yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sürücü Güneşler kaldırımda hareketsiz yatarken vatandaşlar ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan Nazım Can Sezer'i çıkarmak için seferber oldu. Ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Nazım Can Sezer'in hayatını kaybettiği, ağır yaralı olan sürücü Mehmet Celal Güneşler'in ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Kaza yapan aracın çarptığı elektrik direği ise MHP İl Başkanı Tevfik Topçu'nun aracına düştü. Topçu kazada yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi. Ben istikametinde giderken karşı taraftan çok süratli gelen bir araba yol ortasındaki direğe, elektrik direğine çarptı. O elektrik direğe de bizim garımıza, bizim arabaya çarptı. Kimi bol bol yüzdü, kimi şemsiye gölgesinde kitap okuyarak dinlendi. Bursa'da sıcaklardan buralan vatandaşlar hafta sonunu fırsata dönüştürüp soluğu sahillerde aldı. Deniz, kum, güneş. Bursa'da sıcaklardan bunalanlar serinlemek için sahillere akın etti. Pazar tatilimizi işte denizde geçirmeye çalışıyoruz. İnsanları görüyorsunuz. Herkes sıcak havayı sahilde değerlendirmeye çalışıyor. Çok iyi geçiyor. Şimdi nem biraz var ama sıcak yani. Kimi güneşlenmeyi, kimi ise bol bol yüzmeyi tercih etti. Malum ülkemiz zor bir dönemde. Şu dönemde insanların, özellikle çocukların gülmeye, mutlu olmaya, birazcık da neşelenmeye ihtiyaçları var. Biz de burada biraz olsun yeğenimle beraber stres atmaya çalışıyoruz. Çocuklar girdi, biz onları bekliyoruz. Bakalım uygun saatte biz de gireceğiz inşallah. Günübirlik gelenlerin yanı sıra tatillerini Bursa'nın sahillerinde geçirmeyi tercih edenler de vardı. Yurt dışından geldik Belçika'dan. Güzel geçiyor. Deniz, kum, güneş olduktan sonra yani eğlenmemek mümkün değil. Hafta sonu Mudanya'da burası da yakın olduğu için, Burgaz'da yakın olduğu için daha çok tercih ediyoruz. Ailecek, çoluk çocuk hepimiz birlikte buradayız. Keyifli bir tatil geçiriyoruz, hafta sonu geçiriyoruz. Tatilin keyfini sonuna kadar sürenlerse her zaman olduğu gibi çocuklardı. Ben yüzmeyi çok seviyorum. Suyun altında taklalar atıyorum, zıplıyorum. Olay ana haber burada sona eriyor. Mutlu akşamlar.